Ada! Evlilik hikayesi patladı. Allah'ım! Şimdi şu an canımı al da kurtulayım. Çünkü başka kaçış yolum yok. Ya çekilir misin? Çekilmiyorum. Ne demek çekilmiyorum ya? Çekilmiyorum işte. Allah Selin Hanım, siz beni ezip geçtiniz ama ben sizi ezip geçmem, o yüzden çekil. Ya tamam, konuşacağız işte. Konuşmuyorum. İyi, ben de buradayım, gitmiyorum. Konuşmuyorum. Konuşacaksın. Konuşmuyorum. İyi, gitmiyorum o zaman. Gitme. Gitmeyeceğim zaten. Böyle olacağı belliydi zaten Ada. Yani böylesine büyük bir olaydan ne kadar saklanabilirdi ki? Bora Bey, ben size gerçekten... Selin daha bunu en başından yapmalıydı. En başından söylemeliydi Ali'ye. Selin? Evet Selin. Selin Ali'ye söylemiş evlilik olayını. Ali bastı gitti. Selin de peşinden gitti. Ha, Selin! Aa, Selin. Aa, Selin. Canım Selin. Ne diyorsun oğlum sen? Benim dış çekim işlerim var, ben onları halledeyim. İyi, git hadi, kolay gelsin. Bora Bey, yani siz diyorsunuz ki Selin Ali'ye evlenip boşandığını söyledi, öyle mi? Ne diyorum Ada, ben yarım saattir kendi kulaklarımla duydum. Ali girdi şirkete, bağırındı bağırındı, Selin evliymiş, Selin evliymiş de çıktı gitti. Doğrusu da buydu zaten, Selin'in en başında söylemeliydi, en doğrusu buydu. Ah Selin, neden böyle bir şey yaptın ki? Neden mi böyle bir şey yaptın ki? Ada, biz seninle böyle anlaşmadık mı? Sen bana söz vermemiş miydin? Evet, evet öyle. Ben sadece bu kadar hızlı olacağını tahmin edemedim, düşünemedim. Doğru olan buydu Ada. Dürüstlük eninde sonunda kazandırır. Belki Selin Ali'yi kaybeder ama en azından öz saygısını kazanır, merak etme. Dürüstlük kazandırır. Peki... Nereye gittiler, söylediler mi? Söylemediler. Söylemelerine de gerek yok. Biz karışmayacağız. Eğer sevgilileri güçlüyse eninde sonunda barışırlar. Ama değilse yapacak bir şey yok. Biz karışamayız. Tamam mı? Biz karışmayacağız Ada. Anlaştık mı? Yok mu, açmıyor mu? Ada. Teyzeye sor, komşuya sor. Sor. Ha, Nesrin teyze, Nesrin teyze. Selin gördü mü Selin'i? Yok kızım, sabah çıktığını gördüm ama bir daha gelmedi. Ne oldu? Hadi desene. Selin adam kaçırdı desene. Söyle. Kim kaçmış? Yok hadi. Yok. Bu da işine geleni duyuyor. Hadi. Yok yok yok, öyle bir şey. Tamam, ararım ben onu. Ararsın, ararsın. Şu anda nasıl bir saçmalığın içindeyiz, farkında mısın? Benim aklım almıyor ya. Çok saçma. Selin Ali'yi kaçırıyor. Senin arkadaşın benim kuzenimi kaçırıyor. Ben anlamıyorum. Anlam veremiyorum yani. Ben de anlam veremiyorum Bora Bey. Ben de sizin kadar şaşkınım. Onları bulduğumuzda sorarız ne yaptıklarını. Hayır, ben polise de gidemem Selin Ali'yi kaçırdı diye. Utanırım bunu söylemeye ben. Çok affedersiniz Bora Bey ama... Ne olmuş? Ne olmuş, kadın erkeği kaçıramaz? Bu söylediğiniz cinsiyetçi bir yaklaşım değil mi? Niye utanıyormuşsunuz? Çok affedersin Adacığım ama... Selin Ali'yi kaçırıyor. Ben bunu söyleyince bana yakışmıyor ama Selin Ali'yi kaçırınca Selin'e yakışıyor, öyle mi? Selin'e yakıştı mı yaptı? Tamam tamam Bora Bey, hadi bir yol yordan bulun, hadi. Ada kızım, ne oldu? Yok bir şey, yok. Yok bir şey. Üf. Meraklı. Ada, benim ne yapacağımız hakkında en ufak fikrim yok. Takdir edersin ki ilk defa başıma geliyor böyle bir şey. Olağanüstü bir durum olduğu için Selin Ali'yi kaçırıyor, olaya bak. Bora Bey, yani iğnelemeleriniz bittiyse konuya odaklanalım ve çözüm yolu bulalım. Lütfen hadi bir çözüm yolu bulalım, hadi. Lütfen sen çözümü bul, ben yolu bulacağım, hadi. Hadi sen başla. Ali Bey'in gideceği yerlere mi baksak? Ya benim nasıl aklıma gelmedi ya? Ya hadi gidelim. Ada, Fırla sorduk değil mi? 50 defa sorduk, ne dedi? Dedi ki, Selin Ali'nin gözüne sıkmayı sıkmış, arabaya bindirmiş, kaçırmış dedi. Ne yapacak? Selin araya soracak tabii. Diyecek ki Ali'ye, ya Ali, Ali, sen nereye kaçırılmak istersin? Ali de Selin'e cevap vermiştir, ya ben hep şuraya kaçırılmak istiyorum ya falan demiştir. Aa Bora Bey, ama hiç yardımcı olmuyorsunuz. Olmuyorum ki. Yardımcım artık. Hiç yardımcı olmuyorsunuz, hep olumsuz, hep olumsuz. Ben olumsuz düşünüyorum. Olumsuz, ha? Çok olumsuz. Sen kal burada teyzenle, ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Gelme. Ben de geliyorum. Gelme sen. Ben de geliyorum. Gelme.
Ada kızım ne olmuş? Ay Ada'nın. Yok bir şey. Nesrin teyze ne olabilir? Hadi görüşürüz, Allah'a emanet ol. İçim sıkıldı, gerçekten içim sıkıldı ya. Sürekli bir aksiyon, sürekli bir... Aha, Tuğçe arıyor. Açmayacak, konuşamam şu anda. Kusura bakmasın. Taha! Ne? Beni de arıyor. Ay kesin duydu, kesin duydu. Şimdi bir sürü laf edecek. Açma. Ne? Telefonu kapandı. Bırak. Çarşım bitti. Tamam, bir tamam. Ada, Ada. Ada. Ada bakar mısın? Ağlama. Benim telefonum var, sıkıntı yok. Eksikti ya. Ben arıyorum artık. Ha ara ara. Gönderelim artık adresi. Tamam gönderelim. O zaman biraz hızlanalım çünkü onlardan önce varabilelim. Çok garip bir gün oldu. Gerçekten. Ha arıyor. Aa! Ali arıyor, bir dakika. Aradı. Tamam. Aç aç aç. Ada. Aç, aç. Ada. Tamam tamam hadi. Kuzen. Ali neredesin oğlum sen? Ha? Ne bu saçmalık? Kuzen fazla vaktim yok, beni dinle. Bu Selin beni kaçırdı. Selin'in içinden manyak çıktı. Evet manyak çıktı. Bagajda falan böyle satır var, bavul var. Ne yapacak, beni eşit parçalara mı bölecek bilmiyorum. Ben şimdi gittiğimiz yerin adresini sana atacağım. Sen de eyvah geliyor, geliyor öldürecek beni. Kapatmam lazım kuzen, kusura bakma, bay bay. Ali! Ah. Ali şaka mı bu? Ay ay ay, bu gerçek miymiş ya? Bu gerçek miymiş? Bu ah Selin. Ah Selin, gözün kör olsun Selin. Selin düşürdün, durma bak. Ben Selin. Yemin ediyorum hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamıyorum ben. Ne oluyor şu anda? Hiçbir şey anlamıyorum Ada. Çok saçma, çok. Çok saçma. Çok. Al işte, annem arıyor. Aa, ananız. Ada, dur, sus konuşma. Tamam, dur. Anne! Anne bak şu anda hiç konuşamam, hiç sırası değil, tamam mı? Bora oğlum neredesin, sesini alamıyorum Bora. Bak şu hafta başında öyle bir ki. Konuşamam şu anda. Aşk kendi seçer.